filolojiler mesela, her biri bunların eşit değildir. Yani bir Rus filoloji Türkiye için başka türlü bir önemi vardır. Tabii. İtalyancanın aynı şekilde medeniyetimiz açısından önemi başkadır. Hungaroloji'ye çok kuvvetli şekilde yüklenmemiz lazım. Yani öyle sırf ara sıra okutman getirmekle falan değil. Değil. Bayağı Macarları şu arada doldurmamız lazım. Onlar da her çok gelen, açıklar her hocam. Gelen, ha ben size mülteci profesörleri de söyleyeyim. Eberhard, Landsberger falan bunlar çok büyük işler yaptılar ama. Mesela Göteborg, Hititolog, evet ama ben Sedat Bey'in hatıratını dikkatle okuduktan sonra bir şey gözümden kaçmadı. Maalesef Göteborg orada tutunabilmek için biraz böyle Sedat Bey'i ekmeye kalkıyor yani saf dışı etmeye. Almanya'dan kendi eski doçentini çağırttırıyor falan filan. Böyle şeyler de var. Yani yabancı yardım çok iyi oldu üniversitemize ama her zaman da olmadı. Mesela şeyde İstanbul Üniversitesi'nde de rahmetli Kudret Ayiter hocamızın büyük Roma hukukçusu. Babası Ferit Bey hukuk doktorası yapıp gelmiş. O zaman için önemli. Hukuk değiştiriyorum. Bir Türk genci yapıp gelmiş. Ticaret hukukunda. Diyorlar ki o gelenlere Malchen'in getirdiği şeylere Malch yahut Malchen ise diyorlar ki profesör siz büyük bir adamsınız. Ticaret hukukunu da bu genç versin siz başka branş. Nein diyor herif. Nein deyişinde işinin titizliğinin falan rolü yok. Ben sana söyleyeyim. Tabela yapacak bir müddet sonra. Yani, yani canını kurtardı bir de keseyi kurtaracak. Çok açık. O gelen ticaret hukukçusunun adı yaşamadı, ciddi olarak kalışmadı. Yani bir efendime söyleyeyim bir takım adamlar var mesela değil mi? Hukukçuların içerisinde Schwarz'ın gelişi mesela Hitler'in gelişi falan bunlar çok önemli şeyler. Hirsch falan. Hirsch var tabii. Hakikaten büyük katkıları olan insanlar. Ama hepsi aynı derecede değil. Onu bir de söylemek lazım. Bizim dil tarihte de çok büyük katkıları olanlar olmuştur. Olmayanlar olmuştur. Mesela Helmut Ritter önemli bir adamdır İstanbul'da. Ama son derece geçimsiz ve son derece tekelci bir adam. Türk talebelerden bağıntı kurduğu ve eğitim verdiği, neredeyse sınıfa kabul ettiği tek kişi var, Fuat Bey. Hı hı. Yani değil mi? Fuat Sezgin. Çok açık. Tabii. Huysuz bir adam. Niye öyle? Allah biliyor. Beni ilgilendirmiyor ama öyle geçimsiz. Buna karşılık mesela Titse gibi bir dahi Orman Fakültesi'nde Almanca muallimliği yetindi adam buraya alacağına. Bu memlekette böyle şeyler vardı. Var. Boğaziçi'ne de hiç şeyi ben biliyorum Titse kalmak istedi Boğaziçi'nde. Herhalde kendileri çok daha iyi ki oradakileri. Adamı engellediler. Bunların içinde benim çok sevdiğim bir hoca da var. Dekandı o zaman. Doğru isabetli bir şey değil tabii. Değil. İşte kıta Avrupa'sına karşı bir ön yargı var galiba hocam belli bir yerde. Efendim? Kıta Avrupa'sına karşı bir ön yargı oluştu galiba Türk Akademiyası'nda bir yerden bu sonra. Bu ama Amerikan lehine olduysa evet. Yani iyi bir seçim evet. Değil. Çünkü hiç, bizim hiç. Bilimlerde biz hala kıta Avrupa'sını ve hatta Rusya'yı yerine göre ciddiye almak zorundayız. Mesela bu demirperde yıkıldıktan ve bittikten sonra komünist devlet sistemleri hep ısrarla durmuşuzdur. Lütfen Rusya'dan, Kaj'dan başka herkesin durumu çok zor. Remin Bizantinistleri akıtın diye hiçbir şey yapılmadı. Sizin söylediklerini böyle dinliyorsun. Doğru. Bakarak. Olmaz. Yani, doğru. Hocam hocamın dediği yani yatırım yapıldı filolojiye yatırım yapıldı çok şeyi, en büyük şey yani çok önemli. Arkeolojiyi tabii, bu memleket öyle görmedi ama ilmi arkeoloji eğitim hı. Ve
Eski evet. çağ filolojisi böyle başladı. Evet. Dil mesela tarihi. Bu dil tarihtir. Bu amaçla ilk kurulduğu zaman biz yabancı uzmanları da davet ettik. Yani özellikle Hitler Almanya'sından rahatsız olan bilim adamlarını, yani Atatürk çok akılcı bir şekilde fakülteye davet etti. Yani Sümerolojide Bunolansperger, yani Hititolojide Hans Gutenberg, Hindolojide Walter Ruben, yani Latin dili ve Yunan dili. Ruben ismini duyunca dil tarihi hürmetle anarlar. Deli Doğu yani, Almanya'ya gitti o biliyorsun. Sonra Doğu Almanya'ya gitti. George Roth gibi. Fakat biz... Wolfram Eberhard öyleydi. Evet, o bir, yani. İyi bir sosyolog o. Yani evet. Böyle sinoloji, japonoloji dışında evet. Türk dili. Von Gabren yine aynı şekilde sinolojide. Hmm. Yani bunlar. Fakat bu yatırımın sonuçlarını biz daha ilk mezunlardan itibaren aldık. Mesela örnek vermek istersem, bildiğim kadarıyla mesela Muazzez İlmiye Çığ'ın Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin lisans diplomasının dışında bir diploması yok. Hı-hı. Fakat orada öğrendiği, yani histolojiyle, müzede de geliştirdi elbette. Ama bununla hem müzede hem de diğer şeyde hayatını kazandı. Mesela Halil İnalcık hocamızın bütün diplomaları Dil ve Tarih Coğrafya öyle. Fakültesindendir. Yani tamamen Dil ve Tarih Coğrafya. Elbette. Osman Turan mesela bizim bir numaralı doktora ilk mezunumuzdur. Halil Bey arkasından gelir. Yani bu şekilde söylüyor. Mesela sadece o alan değil, coğrafyada mesela. Coğrafyada da ilk önce yabancı uzmanlar gelmiştir. Louis gibi gelmiştir. Fakat mesela bir şeyimiz var, bilim adamımız Oğuz Erol diye. Yani morfoloji ve fiziki coğrafyada daha 1960'larda, 70'lerde çıktığı arazi ölçümlerini şu anda uydularla yapılan ölçümlerle santim santim neredeyse aynı. Yani çok müthiş. Çok titiz, titiz çok titiz çalışan. Yani böyle bir ekol oluşmuş yani Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde ve bunları devam etmeye çalışıyoruz. Elbette değişen dünya ile birlikte Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde de bazı değişimler olmuş. Bunları bazı kırılma noktalarını söyleyebiliriz yani. Söyleyelim hocam neler mesela önemli kırılmalar? Mesela 1948 yılında bu bizim 3B diye andığımız mesela bir tasfiye olayı olmuş. Hı hı. Yani Beyce Boran, Boratav, Nail Boratav ve Berkes yani bu hı hı. üç şeyin olmuş. 1950 tasfiye olayında biliyorsun çok aktif 35'ler grubu vardı. Evet. Evet. Onlardan 3 milletvekili, CHP milletvekili, evet. birinin ismini açıklayacağım. Kendi açıklamıştır çünkü Behçet Kemal Çağlar rahmetli. Hmm. Fakülteyi basanlar, öbür ikisi seslerini çıkarmadığı için söylemiyorum kimler olduğunu, ben biliyorum. Bu şeyde mesela... Onu şimdi söylemiyoruz değil mi hocam? Evet. Tamam, peki. Bu İkinci Dünya Savaşı sonrası NATO'ya girmemizle birlikte mesela açılan bazı bölümlere de rastlıyoruz. Mesela kütüphanecilik bölümümüz, bizim bilgi belge dediğimiz bölüm. Yani bu 1950'den sonra 53 yılında açılmış bir bölümdür. Yani yine aynı şekilde sanat tarihi bölümümüz. Yine Katarina Otto yani açmıştır evet, bu kendisi. Biraz bu şeylerde. Mesela Selçuklu, Anadolu Selçuklu sanat tarihi kazılarını yani Kubat Abat'ta olmak üzere başlatan kişidir. Bu hı. bu yönüyle de arkadan arıklar devam etmiştir. Ruçen Arık Oğuzcan. Bugün de yine bizim fakültemizin yapar. Yine kazılar sanat tarihi İstanbul'da öncüdür. Yani şeyin gene Alman ekolü sayılır. Çünkü Galatasaraylıdır ama Semavi Hoca ve kendi parasıyla gitti. Babasının parasıyla. Evet. Ve çok enteresan harbin ortası. Yani mum ışığında ders yapılan evet. dönem. Böyle, evet. Soğukta. Evet. Orada yani hayli de kitap toplayarak falan onu da anlatır. Topladığım kitapları yanıma vermediler. Postayla yollayacaksın dediler. Harbin son günleri. Postaya verdim ve aynen geldi dedi.